Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmet... Tanıyorum. Hizmet çok, çok iyi adam. Bizim çöplerimizi alıyor, kapılarımızın önünü süpürüyor. O bizim canımız. İsmi ne? Mevlüt mü değiller? Mevlüt Efendi. Karşında olsan Mevlüt Efendi'den bir şey ister misin? Yok istemem çünkü o da ekmek parasına çalışıyor. Zaten yapıyor. Evet. O zaman başkana selam olsun. Selam olsun. Sivas'a da selam olsun. Olsun. Ellerinden öperim. Ben de senin gözlerinden öperim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün sizlere Kağıthane ilçesine sesleniyorum. Kağıthaneli seçmenlerimize belediye başkanınızı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Karşınızda olsa ne sorar veya kendinize ne isterdiniz diye soracağız. Bakalım Kağıthaneliler başkanları ne kadar tanıyorlar, memnunlar mı, değiller mi? Hep beraber izliyoruz. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir, yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Memnunuz Mevlüt Bey. Peki karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz kendisine? Yok, şu an bir şey istemezdim. Yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba efendim. Konuşabiliriz. Vallahi Kağıthane Belediyesi'nden memnun değiliz. Ne eksik? Şimdi adam 3 aylık market kartı veriyor. Ne yağından ne şeyinden, hiçbir şeyinden ayır yok. Az mı? Limit mi düşük? Limiti düşük, hem kalitesiz mallar yani. Ha, kalitesiz mallar. Peki karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz başkanım? İlla ki isteriz. Söyleyin, dinleyelim. Ya şimdi bu market kartları tabii ki aylık olsa, yani marketlerden olsa... Üç aylık de aylık versene. Tabii ki daha iyi alışveriş yapar yani. Şimdi gidiyorsun orayı, her üründen bir tane alıyorsun. Tamam. Tabii iki tane alamıyorsun. Ama bunu bir düzenleme yapıp da yani marketlerden alışveriş yapsa millet daha iyi olur. Düzeni boşa girersin. Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Vallahi hiç görmüyoruz ya. Kağıthane'de oturuyoruz değil mi? Evet. Hangi mahalle? Gültepe mahallesi. Gültepe. Hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz abi? Hizmetleri nasıl? Kendisi çevreye mevre yapıyor mu? Yapmıyor mu? Bir eksik var mı? Ya her şey iyi de millet yolun ortasına araba park ediyor. Yani bazen şey derim, bunlarda biraz şikayetçiyiz. Yani. Karşında olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydin? Ya sorarız tabii. Patates olmuş 10 milyon. Soğan. Ama belediye, o belediye değil. Evet. Onu balık hükümet diyorsa başkana. Evet. Çöp mü alınmıyor, temizlik mi yapılmıyor? Onu söyle. Yok, onlar yapılıyor ya. O zaman memnunuz, bir şey sormayacağız. Teşekkür ederim. İyi şu anda abi. İyi. Karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz? Abi. Eksik, fazlalık. Şu eksik, şu fazla. Biraz daha sosyal yardım olabilirdi yani. Kamera var da. Biraz daha sosyal yardım isterdik yani. Sosyal yardım artırsın. Evet. Teşekkür ederim. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyoruz. İsmini söylemek ister misiniz? Mevlüt Öztekin. Hizmetleri nasıl? İyi, çok iyi, memnunum vallahi. Karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz kendisi? İstedim. İstediniz mi? İstedim vallahi. Yaptılar mı? Yaptı. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. Çok selam olsun. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Öztekin tanıyorum. Mevlüt Öztekin. Mevlüt Öztekin tanıyorum. Hizmetleri öyle fazla da değil, aşağıda değil, normal. İyi. Yani bu semt zaten ya zamanda yapılmış hizmeti yapılacak. Peki karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz? Kendine? İsterim tabii ki, ben eleştirmeye şeyim. Ben, farz et benim geçen, benim burada haklı minibüsüm var. Benim minibüsümü abi sokaktan gitme de orada diye polis bağladı. Ama belediyeyle alakalı değil o, belediye. Yok yok. Belediye değil. Belediye söylüyorum. Yok yok, ben şimdi ona bu arzumu anlattım. Dedim ki ben İstanbul İl Başkanı'na mesaj çektim. Bu polis Kabaktepe'ye dedim ki mesajım da hala burada silinmedi. Bir minibüse ceza kesilir, tamam kesilmez de. Sen onu 15 gün bağlayamazsan. Benim hatam ne? Benim şoför bu hatayı yaptı da benim suçum ne? 15 gün benim minibüsümü bağladı. 2000 lira ceza, bir de parka çekti. 15 gün de ben park parası ödedim. Dedim ben bunu Mevlüt Kabaktepe'ye... Hem araba bağlandı, hem ceza ödedin. Tabii. Üç ceza birden. Yazık günah ya. Onun Mevlüt Başkan'la alakası ne onun? Yok yok, dedim ki bunları... Farklı olarak yardımcı olun. Hayır, dedim ki bak seçime gidiyoruz. Bunu kasıtlı kesti bu polis bana. Ha. Benim şoför de sakallı, dindar. Yani bunu zıttığına Bekim de dedim FETÖ'cü, şimdi günahını almayayım. Bekim de FETÖ'cü, böyle ceza olmadı dedim. Ben Kabaktepe'ye mesaj çektim, mesajıma cevap bile verdim. Valla şu an iyi. İsmini ama fazlayı da tutmaz. Bunun ismi ne? Aman. Mevlüt? Mevlüt Öztekin, evet.
Kar getirdi onu buraya. Hizmetlerden memnun musun? Şükürler olsun. Şükür olsun. Karşınızda olsa ne sorar ne isterdiniz? Bir şey sorar mıydınız? Vallahi biz kendisine söyleyince işimiz oluyor yani. Memnunsunuz. Tabii memnun. Allah'a şükür olsun. O zaman selam olsun. Mevlüt Yüzyıl'a teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Boynumu kestiler ondan başlayayım. Neden CHP efendim? He? Neden? Belki piyasayı düzeldir bu Atatürk'ün evet, partisi. Evet. Abi Kağıthane Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Normaldir yani. Memnunuz. CHP olarak memnunum diyorsun. He, memnunuz. Karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz kendisine? Hayır, hiçbir şey istediğimiz yok yani. Ne yapıyor diyorsun? İstediğimiz yok yani. Ben memnunum. Ben burada 10 sene oturdum, memnunum. Şu anda Güngören'deyim. Peki, karşınızda olsa ne sorardınız? Karşımda olsa ben hiçbir şey soramam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman yani, Mevlüt Başkan'a selam olsun. Başkanımıza selam olsun, saygılar başkanımıza. Memleket nereye? Kastamonu. Selam olsun Kastamonu'ya. Selam olsun Kastamonu, teşekkür ederim. Hangi ilçe Kastamonu'nun? Azdavay. Askerlik yaptım Karabük'te gittim, çok gittim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Allah'a emanet, hayırlı seni olsun. Allah'a emanet. Kağıthane Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden memnun musunuz, tanıyor musunuz? Memnunum çünkü ben kardeşlerim bürgemden şu an 150 kişi insan oturuyoruz burada bizimkiler, akrabalarım, yeğenlerim, abilerim, kardeşlerim. Ben misafir olarak gelip gidiyorum. Kendisi de çok güzel tanıyorum. Oraya her zaman gidip geliyoruz. Çayını da içmişim Mevlüt'üm başkan. Güzel insandır. Tamam, selam olsun Mevlüt Başkanım. Mevlüt Başkanım'a da selam olsun. Daim olsun. İnşallah bir daha da kazanır. Tamam. Abi size soralım. Mevlüt Başkan'a. AK Parti'ye. Olumlu diyorum ben ya. Olumlu. Peki Mevlüt Başkan'ın hizmetlerinden memnun musun? Memnunum. Bir şey güzel. Sorar mıydın karşına olsaydı? Yok, her şey çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Güzel ederim. Çim ekonomi nasıl gidiyor? Zor. Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Peki bu pazar seçim olsa bir oyu kime vereceğiz? İyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti'ye. Peki Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Memnunum, tanıyorum. Memnunum yani belediye olarak. Bir şey ister miydiniz karşınızda olsaydı? Bir şey sorar mıydınız? Bir şey ister miydiniz? Yani yok, belediye olarak ben memnunum. Memnunum ama şey olarak, hükümet olarak değilim. O zaman başkana selam olsun, teşekkürler. Rica ederim. Merhaba genç. Abi Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Ben çok memnunum. Mevlüt Öztekin 10 numara bir adam. Gerçekten çok güzel hizmetleri var. Biz şeyde spor salonunda yüzmede yüzüyoruz belediyenin sayesinde. Yani gerçekten çok memnunuz. Hizmetler çok yararlanıyoruz yani. Karşında olsa bir şey sorar mıydı? Ona yani biz memnunuz. Vergimizi veren bir vatandaşız. Gayet memnunuz. Saygılarımı sunarım. Gayet güzel, çalışmalı, başarılı bir adam. Çok teşekkür ederim. Kağıthane Belediye Başkanı'nı tanıyor muyuz? Hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? Çok tanımıyorum. Yani çok takip etmiyorum açıkçası. Bilmiyorum fazla. Sokak, cadde, temizlik vesaire hizmet görüyor musunuz hizmetleri? Yani sıkıntılar var ama... Sorardınız mesela başkan şu eksik bu fazla, izleyecek şimdi bizi. Eksik fazla söyleyebilirsiniz. Sorunuz olabilir. Yani temizlik konusunda daha iyi olabilir. Temizliğe dikkat. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, saygılar. Görüşmek üzere. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Zaten ben eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılınç'ın manevi oğluyum. Dört dörtlük bir belediye başkanımız var. Memnunsun Mevlüt Bey'den. Allah için. Bir şey sorar mı, bir şey ister miydin başkandan? Eksik fazla ne var? Ben Allah için ne söylesiyorum, AK Parti'nin bütün temsilcileri beni çok sever. Ben bir sokak çocuğuyum. Artı AK Parti yönünden Allah'ın huzuruna çıkmış bir insan. Çok teşekkür ederim. Daha önce AK Parti teşkilatlarında görevli biriydim. Burada? Aynen. Mevlüt Bey'i çok şu an bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım çünkü benim bazı görüşlerime ters oldukları için. Eyvallah. Bulmaya gerek yok. Mevlüt Bey'i ne düşünüyorsun? Başarılı mı? Şu an son bir senede yaptıkları çok iyi. Ama önceki iki senede yaptıkları için bir şey diyemem. O zaman bir sene depara kaldı, güzel çalışma. Aynen, şu an bir senede çok iyi çalışıyor. Mesela buranın çevre düzeni olsun, her şeyi daha iyi yapıyor. Karşınızda olsa bir sorunuz, bir isteğiniz olur mu kendisine? Şu eksik, şu fazla başka. Efendim sorabiliriz size. Yani şu an bir şey istemem. Zaten ya. Yapıyor. Ya şu an yapıyorsa seçime kadar yapacak zaten. Çok teşekkür ederim. Saygı. Sağ olun, kolay gelsin. Merhaba. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun değil misiniz? Vallahi bir şeyini görmedik. Memnun değiliz. Memnun değiliz yani. Bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz? Ama tabii öncekinden de kötü değil. Karşınızda bir şey sorar, bir şey ister miydiniz? İsteriz tabii ya. Ne istediniz? Yardım istedik. Borç çıktı. Yardım vermedi. Yardım vermedi. Covid'da zamanında yardım bile. Yardım versin diyorsun. Hiç res çektiler. Tamam, yok yardım. Emeklisiniz dediler, yok şu bu. Şartlar. Vermediler.
Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. CHP olarak düşünüyorum tabii ki. Gönlüm tamam. CHP, evet. Evet, üzgünüm. Kağıt Hanım belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Kağıt Hanım, Mevlüt Bey'den memnunuz. Hiçbir şeyini görmedik. İstediğimiz bir şey olursa hakkında her şeyimizi yapıyor. Yapayım. Yeter ki danışalım. Memnunuz mu? Memnunum ben. Çok teşekkür ederim. Mevlüt Bey'den. Saygılar sunarım. Evet, memnunum. Efendim hoş geldiniz. Kağıt Hanım belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Mevlüt Başkanı'nı tanıyoruz. Herhangi bir şeyini görmedik şimdilik. Kötü şeyler. Görmedik yani. Bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz karşınızda olsaydı? Bir isteğiniz, bu eksik, bu fazla, başkan şunu yapma, şunu yap. Olur muydu, olmaz mıydı? O da emir altındadır. Ancak ona da söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak bu kadar. O da o kadar. Bir yukarıdan gelen emri yerine getir. Yani genel seçimde ben şu an iktidarın tersine vereceğim. CHP diyebilir miyiz? Büyük ya kim, yok. İktidarın en büyük rakibi kimse ona vereceğim. Yani ben ve AK Parti'nin 100.000. üyesiyim. 100.000. E-Devlet'ten de açıp gösterebilirim. Nerede? İstanbul'da mı? İstanbul değil, Türkiye genelinde 100.000. üyesiyim. 100.000. Aynen, ben 2002 yılında AK Parti'ye üye oldum. AK Parti. Kağıthane Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tanıyorum. Hizmetlerinden şöyle söyleyeyim. O adam AK Parti dışında bir adam. Gerçekten iyi hizmet yapıyor Kağıthane'ye. Hani parti olarak ben tabii ki oyumu kesinlikle AK Parti'ye vermeyeceğim. Ama belediye başkanı olarak gerçekten iyi işlem yapıyor. Çünkü ben doğma büyüme buralıyım. Burada yapmış olduğu işler iyi. Kötü bir iş yaptı. Arada tabii ihaleler şunlar bunlar. 3 aşağı onlarla ilgili bir yorum yapamıyorum. Ama dediğin gibi benim sokağımda herhangi bir sıkıntı olduğu zaman hemen geliyor belediyeyi yapıyor. Ya Kağıthane zaten en güzel yerlerinden bir tanesinde oturuyoruz. Burası Gültepe Armantepe. Gültepe iyi mi? Ya iyi tabii ki. O zaman memnunuz başkanım. Ben başkandan dediğim gibi başkanın yapmış olduğu hizmetlerden memnunum. Abi burada AK Parti'ye çok oy çıktı. Biz yanlış yerde mi durduk? Kağıthane'nin geneli mi böyle acaba? Kağıthane'nin geneli böyle. Kağıthane burada 165-170 oy alır burada. Kağıthane Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Kağıthane Belediye Başkanı. Başkanı tanıyorum da henüz bilmiyorum yani. Ya açık konuşuyorum. Kararsız. Ya bilmiyorum yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey diyelim. Mevlüt Öztekin mi? Evet. Elbette ki tanıyorum. Semtimizin çocuğu. Niye tanımayalım Mevlüt Öztekin'i? Hizmetlerine, ya hizmetlerine memnunuz. Yani şu bir anda... Bir şey sorar, bir şey ister miydiniz? Eksik var mı semtin? Gültepe'nin, Kağıthane'nin? Ya zaten adam halkın içinde. Zaten yapıyor. Halkın içinde. Ben ona gördüğüm kadar Büyükşehir Belediye Başkanı göremiyorum ki. Normal. 39 yaşında. Göremezsin. O da Kağıthane'nin. O zaman selam olsun. Başkanımıza saygılar sunar. Elbette ki. Allah ona uzun ömürler versin. Yani tanımıyorum. Hizmetlerinden var mı? Çevremde görüyorum. Gayet güzel hizmet yapıyor. Çevremde görüyorum. Mahallemde görüyorum. Bir şey sorar, bir şey ister miydiniz karşınızda olsaydı? Efendim? Karşınızda olsaydı bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz? Şu eksik, şu fazla, şunu yap başkan diye. Ya ben sadece yani ne bileyim, nasıl anlatayım? Ekonomi çok beter. Zaten şu an 53 yaşındayım. Diyorum ya işte size, ev işlerine gidiyoruz. Yani ben bu yaşımda evimde oturmak istiyorum. Ama geçim konusunda, geçim ilerlememiz için. Çalışmak istiyoruz yani. Başka çare yok. Çok kötü. Çok teşekkür ederim. Tamam, sağ olun. Merhaba. Çok memnunum. Bir şey sorar mısın kendisine? Ben elimden geldiği kadar bize iyi hizmet getirmeye çalışıyor. O zaman selam olsun buradan. Hadi. Teşekkür. Hadi. Abi hoş geldin. Bunlarla geliyor mu? Kum ya pahalı. Ne denizin içinde çıkan kum. Abi bak uzaya dört şeritli yol var. Uzaya giden dört şeritli yol var. Geliş gidişli, ücretsiz. Ben gideceğim, gelen var mı? O kadar uçuyoruz. HDP tabii. HDP yazdı. HDP kendi ittifakı var. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Tanıyorum abi. Onun elinde %100 bir şey yok ki. Belediye iyi yani çocuk etkinlikleri falan iyi, fena değil. Ne yapıyor? Bir şeyler yapmıyor ama sağlam bir şeyler yapmıyor. Ufak tefek etkinliklere bulunuyor. Odur. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kağıthane Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Ya ben belediyesel ya da genel durumun, Türkiye genel durumuyla ilgileniyorum. Belediyeler biraz daha hani toplumun, buranın belediyesiyle atıyorum Kadıköy'ün belediyesi ya da Esenler'in belediyesi çok fazla genel tutumumu ifade etmiyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Memnunum, tanıyorum. İsmini söylemek ister misiniz? Mevlüt Öztekin. Karşınızda olsa bir şey sorar mıydınız veya ister miydiniz efendim? Bir isteğiniz olur muydu? Tabii sorardım, bir şeyler sorardım. Eksik fazla bir şey. Eksiklerini sorardım. Mahallemde sorardım. İşte sorun şimdi. Şu anda biz müteahhite verdiğimiz evin teslim etmiyorlar. Niye teslim etmiyorlar? Orada belediyenin suçu yok ki, sen kendin sağlam bir müteahhit yapamazsın demek ki. Yaptık da şeyini alamadılar.
Ha, belediyeden, ha, belediyeden şeyini alamadılar. Var, evet. Onu niye vermiyorsun dedi. Evet, onu derim. Tamam, çok teşekkür ederim. Anlamıyoruz, onu söylerim. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmet eden memnun musun? Yeğenimin de nikah şahidiydi, Mevlüt Öztekin. Nasıl tanıyorum. Ya şimdi belediyeyle fazla benim bir işim olmadığı için... Memnunuz değil mi? Ne yazalım? Dur ya, neyse o yani. Değilim. Değilsiniz. Memnunum abi, idare ediyorum. Memnunsun, sağ olun. Hadi buyur. Hizmetlerinden memnunum tabii ki de. Bir şey sorar, bir şey ister miydin başkanım? İsmini söylemek ister misin? İsmini şimdi hatırlayamayacağım ama tabii ki de mecbur kalırsam gider isterim. Mesela şu an sokakta yanlış, eksik, temizlik var mı? Yoksa? Yok, çok güzel hizmeti var. O zaman selam olsun, memnunuz. Evet, aynen öyle, selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun, değil misin? Tanıyorum, memnunum. Selam olsun, teşekkür ederim. Tanıyorum, hizmetlerinden memnunum. Selam olsun, iyi gidiyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ablacığım sorabiliriz. Bulduk, teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Kağıthane'de efendim? Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma nöbetlerdeyim, zaman zaman. Güzel mi? Çok güzel. Türkü süper oldu, yayınlayacağız. Gerçekten zor mu? Şükür işte, ben emekliyim. Emekli maaşında karı koca geçiniyoruz. Geçti emekli. Evet. Tamam, bak. Evet. Bu pazar seçim olsa R'yi kime vereceğiz efendim? Halk Parti'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Kağıthane Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Hizmetleri nasıl? Fena değil, tanımıyorum, ben buraya daha yeni geldim. Fena değil, ben buraya geleli daha 18 sene oldu. Ben doğumum ve İstanbul Ortaköylüyüm. Başkan 3 sene. Tanıyorsunuz kendisini. Bir şey sorar mıydın? Görmedim bile. Bir şey sorar mıydınız karşınızda olsaydı? Şu eksik, şu fazla. Ben trafikten memnun değilim. O da başkanı, o da emniyetin işi. Yeter bana. Başkana selam olsun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Kağıthane Belediye Başkanı buralarda hiç görünmüyor ama hizmetler güzel. Bir şey sorar, bir şey ister miydiniz? Kimden? Başkana, Kağıthane Belediye Başkanı. Yok, istersek gideriz kendi yanına. Zaten yapıyor. Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? CHP, ben Atatürkçü olduğum için, Atatürkçü sevdiğim için. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz efendim? Ya şahsen tanımıyorum ama hizmetlerinden memnunum. Yani çok bir ben CHP'li olarak. Bir CHP'li olarak yani yapıyor yani şimdi Kağıthane Belediyesi olarak. Şimdi bakın ne kadar güzel. CHP'li ama belediye iyi çalışıyor. Ben bir şey açayım. Şimdi tabii. Örnek vereyim. Şimdi CHP'li ben partim başkan iyi çalışıyorsa iyi değil. Ya iyi diyeceğim abi şimdi yani hak değilken haksız dedim. Karalamaya gerek yok. Ya şimdi kimse karalamaya yok. Şimdi adam diğer adam kötü yapıyor diye 5 parmağın 5'te 1 değil yani şimdi. Abi işte en doğrusu bu. Genel her seçimde parti... oyun CHP'ye diyorsun ama bu iyi çalışıyor diyorsun. Memnun bu da çalışıyor. Ne kadar güzel. Ya şimdi her partinin 5 parmağın 5'te 1 değil yani. Abi. Biri kötülük yapıyor diye biri kötülük yapmıyor değil yani. İyi yani. Şimdi hakkını yeme, iyi diyorlar hakkını yeme yani öyle demişler. Hadi yani. Başkana selam. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. Ne demek abi. Ablacığım. Değilim. Değilseniz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. CHP veririm yani. CHP yazdık. Abi Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Sadece belediyem bitmiyor ki. Bu genel şey... Kağıthane o ayrı. Kağıthane soruyor sadece. Ya, belediye bir kısım iyi yani bazı kısım. O zaman CHP'li bir seçmen olarak Kağıthane Belediye Başkanı'na memnunsun diyebiliriz. Evet memnunum. Memnunum evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hiçbir partiye vermem ya. Yok. Yok benim. Daha önce hangisine verdiniz? AK Parti'ye verdim. O zaman şu an AK Parti bir seçmen kaybettin mi? Verir misiniz? Şu an yani bu AK yaşam... AK Parti'li bizim beyefendi. Seçmen konuşuyor mu? Beyefendi. Yani hiç kimseye... O yok. Tamam. Kağıthane Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Ben Mevlüt Bey'den memnunum. Memnunsunuz. Ben belediyede partiyi gözetmiyorum. Eyvallah. Genel farklı. Peki Mevlüt Bey karşınızda olsa bir şey sorar mıydınız, ister miydiniz? Eksik var mı yok mu? Başkan şunu yapsan. Bak şu anda memnunuz. Zaten yapıyor. Yapıyor zaten. O zaman başkanımıza selam olsun. Çok teşekkürler. Hiç ben oraya girmeyeyim. Kime oy vereceğiz? Ya. Oy. Kararsız. Kağıthane Belediye Başkanı'nı beğeniyor musun? Tabii ki beğeniyorum. Beğeniyorsun. Hemşerim olarak beğeniyorum. Maşallah. Nereli? Sivas, Koylisar. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Yok, yeni geldim buraya, tanımıyorum. Tanımıyorsun. Kimde bile bilmiyorum. Kimde abi Kağıthane? AK Parti'de mi? Yok, bilmiyorum. Yok, ne yapamam diyorsun. Çöp kutuları yok fazla. Ondan şey şikayetçi. Ha, bu da ama kim şimdi, ben Deniz'den geliyorum. Her evin bir tane böyle çöp kutusu olur. Yani bunlar sokağa bir tane koymuşlar, onu... Eksik. Evet, eksik. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun?
Nasıl? Hizmetlerden memnunum. Buranın belediye başkanı. Şimdiki mi? Evet. Yok, bilmiyorum. Ben burada oturmadığım için bilmiyorum. Nerede oturuyorsun? Ben burada oturmuyorum. Tekirdağ tarafında oturuyorum. Ha, tanımıyorsunuz onu. Yok. Tanep belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Değil misiniz? Tanımıyoruz. O kadar piyasada gezmiyor yani. Gidip gel diyor ama normal bir belediye başkanı normal. İyi mi? İyi ya. O kadar da kötü değil zaten. Tabii ki Zafer Partisi. Neden Zafer Partisi? Selam abi, mülteciler yüzünden. Direkt veririm ya. Mülteciler çünkü bu ekonomi mülteciler gitmeden çözülmez mi? Kesinlikle. Mevlüt Öztekin'i mi? Yani şu anlık gördüğüme göre güzel bence. Memnunsun. Yani şu an iyi. Bir şey sorar mıydın? Başkan şu yine yap bunu. Ne olur internet altyapılarını düzeltmesini isterim. Biraz i̇nternet, yavaş ilerliyor. Biraz yatırım yapsınlar. Gerçi evet. Kendi direkt şey değil ama yine de tabii. En azından zorlasın. Tabii ki de altyapılarını yapmaları önemli. Fiber getirmeleri lazım. Hep hala bakır kablo kullanıyorlar yani. Değil sene mi? 2022 evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnunum hizmetlerinden. Memnunum. Bir şey sorar bir şey ister miydin? Başkanım. Vallahi memnunum şehitlerinden. Zaten bir şey yapıyor. Yapmıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, memnunum. Allah razı olsun. İsmini biliyor musun? İsmi ne? Vallahi ismin Mevlüt. Mevlüt. Üstteki. Bir şey ister miydin? Vallahi zaten yardım bir şey istemiyorum. Yardım düşünüyorum. Ben bir dul kadınım. Yardım etsin. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sana. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Bu bende kalsın ya. Bu da cevap. Kağıthane Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Valla gördüğüm kadarıyla ben memnunum ama kendisini tanımıyorum. Ben yeni taşındım kağıthane. Bir şey sormak ister miydiniz kendisi olsa? Efendim size sorabiliriz. Bir şey sormak ister misiniz kendisine? İzleyecek bu videomuzu. Vallahi ne söyleyeyim? Selam söyle. Ya, o kadar ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ondan bir şeyim yok yani. Yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim merhaba. Evet. Bu pazar seçim olsa bir oyu kime vereceğiz? Gene seçim. O benim kalbimde kalsın. Eyvallah. Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Ya Kağıthane Belediye Başkanı bize bir zararı yok. Her dediklerimizi yapıyor. O zaman memnunsunuz. Memnunuz yani. Sen her aleyküm. Bir şey ister misin? Ne gibi yani? Dur ol işte şunu yap bunu yapma falan filan. Ya şu şekilde istiyorum. Ben mesela çöp olaraktan çöpleri herkese böyle sokakta bırakıyor. Koyuyorlar tek tek. Daha büyük konteyner olsun. Konteyner olsun yani ona göre çöplerimizi koyalım. Sinekler olmasın, onlar pislikler olmasın. Değil mi yani? Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, bugün 18 Ekim 2022 Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydanda Kağıthane Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Karşınızda olsa ne sorar veya ne ister diye sorduk. Gördüğümüz o ki memnuniyet oranı %90'a yakın. Biz de İstanbul Times Medya Grubu olarak başkanı kutluyoruz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.